Şerife'nin Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz sevgili izleyicilerim. Bugün bayan örgülerinde kullanabileceğiniz bir model hazırladım sizlere. Modelim birkaç çeşit şekilde çalıştım. Ama en uygunu aralarına 3 ilmek ters koyarak oldu. Çünkü model açılıp kapanan bir yapıya sahip olduğu için aradaki ters ilmekleri biraz fazla bırakmanız gerekiyor ki model şeklini alabilsin. Burası da modelimin arka yüzü. Ben aralarda 3'er tane ters ilmek bıraktım. Modelimin kendisi ise 6 ilmekten oluşmaktadır. 9 ilmek ve katlarını hesaplayıp 3 ilmek ilave edebilirsiniz. Şu şekilde su yolu modelini kullanarak yaptım. Dediğim gibi burada birer tane ters model bırakmıştım araya. Ters ilmek az olunca ara model ve ana model biraz iç içe oldu. Model kendini gösteremedi. Eğer ara model kullanmayı düşünüyorsanız da dediğim gibi aradaki ters ilmekleri fazlalaştırmanız gerekiyor. 3 ters ilmekten sonra istediğiniz ara modeli de uygulayabilirsiniz. Bu da ara modeli ile çalışılmış bir örnek. Burası da arka yüzü. Şimdi ben aynı şekilde bir tane model üzerine anlatım yapmayı düşünüyorum. Detaylı anlatımlarımı takip etmek istiyorsanız şerifenörgüdünyası.com adresini ya da örgör.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Ben ters ilmek koyarak anlatmak istiyorum. Aynı şu andaki gördüğünüz şekli ile. Hemen modelime başlıyorum. Başlangıçta 3 tane ilmeğimi ters olarak koyuyorum. Sonraki 6 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Alt. Tekrar kenarda 3 tane ters ilmek koyuyorum. Bu modeli ilk başta kurarken 3 ilmek ters, 6 ilmek düz. 3 ilmek ters, 6 ilmek düz. Bu şekilde sıralayarak gitmeniz gerekiyor. Şimdi modelimin ikinci sırasındayım. Arka yüzdeyim ve ilmeklerimi aynen oldukları gibi örüyorum. Arka yüzden bu defa 3 ilmek düz, 6 ilmek ters şeklinde örüyorum. İnceplerle de çok şık olacaktır. Ben orta kalınlıkta ip kullandım. 3 numarada şişle ördüm. Şimdi tekrar ön yüzdeyim. Örgümün 3. sırasındayım. 3 tane kenardaki ters ilmeğimi örüyorum. Bu 6 tane olan ilmeğin tam orta kısmında artırma yapıyorum. 1 2 3 1 ilmek doluyorum. Ve 1, 2, 3 ilmek düz örüyorum. Tekrar 3 ilmek ters örerek sırayı tamamlıyorum. Örgümün arka yüzünde ilmeklerimi aynen oldukları gibi örüyorum. Örgü bitene kadar arka yüzde hiçbir işlem yapılmıyor. İlmekler oldukları gibi örülüyor. Bu aradaki artırdığımız ilmekler arka tarafta ters olarak örülüyor. Tekrar ön yüze geldiğim zaman başlangıçtaki 3 tane ters ilmeği aynen örüyorum. Düz ilmeklere geldiğim zaman şu başlangıçtaki 3 tane düz ilmeğimi sabit olarak bitinceye kadar bu şekilde örüyorum. Şu ortadaki artırmış olduğum ilmeğe geldiğim zaman önce bir tane ilmeği örmeden önce artırıyorum ve bir tane düz örüyorum. Sonra bir ilmek daha artırıyorum. Ve kenardaki 3 tane ilmeğimi düz örüyorum. Burada V şeklinde açılan bir ajur elde etmiş oluyoruz. Kenardaki 3 ilmeğimi ters örerek sıramı tamamlıyorum. Arka yüzden aynen örerek geliyorum. Tekrar ön yüze geldiğim zaman başlangıçtaki 3 tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. 3 tane düz ilmeğimi de sabit aynı şekilde örüyorum. Bu 3 tane düz ilmeğin bittiği yerde hemen bir tane ilmek artırıyorum. Ortadaki artırarak oluşturduğum 3 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Ve tekrar diğer 3 ilmeğin başlangıcına geldiğim zaman bir tane daha ilmek artırıyorum. 3 tane daha ilmeğimi düz örerek bu şekilde bakın açılan ajurumu elde etmiş oluyorum. Kenarındaki 3 ilmeği ters olarak ördüm. Arka yüzden aynen örerek geliyorum. Tekrar örgümün ön yüzüne geldiğim zaman 3 tane ilmeğimi ters olarak örüyorum.
ve 3 tane de düz ilmeğimi aynı şekilde örüyorum. Bu üç ilmeğin bittiği yerde hemen bir tane ilmek artırıyorum ve ortada oluşan 2, 3, 4, 5 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir ilmek doluyorum ve kenardaki 3 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Aradaki 3 ilmeğimi ters örerek böylece sıramı tamamlamış oluyorum. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Başlangıçtaki 3 tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. 3 tane ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Bu 3 düz ilmeği bittiği yerde hemen bir tane artırıyorum ve ortadaki artırarak oluşturduğum ilmeklerimi de düz örmeye devam ediyorum. Tekrar diğer 3 ilmeğin başına geldiğim zaman bir ilmek doluyorum ve bu 3 ilmeği düz olarak örüyorum. Aralarda 3'er tane ters ilmeğim var. Bunu da aynen örüyorum. Arka taraftan aynen örerek geliyorum. Tekrar örgümün ön yüzüne geldiğim zaman şu başlangıçtan itibaren ajurlarımı sayıyorum. Burası ilk birinci artırma ajurum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ajur olduğu zaman modelimizi bu sırada kuruyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ajuru tamamladıktan sonra şimdi burada modelimizi yapıyoruz. Şu anda örgümün ön yüzündeyim ve başlangıçtaki 3 tane ilmeğimi ters örüyorum. Ve aynı şekilde 3 tane düz ilmeğimi de olduğu gibi örüyorum. 3 tane düz ilmeği ördükten sonra burası en son artırma yaptığımız yer. Buraya gelince önce artırma yaptığımız yerden bir tane ilmek çıkartıyoruz. Sonra üzerindeki ilmeği örmeden diğer şişe alıyoruz. Sonra ikinci artırma yaptığımız deliğe giriyoruz ve buradan bir tane ilmek uzatıyoruz. Üzerindeki ilmeği örmeden alıyoruz. Aynı şekilde üçüncü ilmeğimizin artırma yerinden bir ilmek çıkartıp üzerindeki ilmeği örmeden alıyoruz. Sırasıyla artırma yaptığımız yerlerde batarak bu şekilde ilmek çıkartıyoruz. Burada aşağı taraftan elinizi tutarak örgüyü gerdirmelisiniz. Yoksa çektiğiniz ipler çok kısa olacaktır ve örgüyü toparlayacaktır. Sonra üzerindeki ilmeği örmeden alıyorum. Sırasıyla bütün deliklere batıyorum. Bir ilmek çıkartıp üzerindeki ilmeği örmeden alıyorum. Şimdi örgümün tam orta kısmındaki yere geldim. Aynı şekilde buradan da bir ilmek uzatıp gördüğünüz gibi bu şekilde gerdirerek ilmeğimin boyunu uzatıyorum. Ve üzerindeki ilmeği örmeden alıyorum. Sırasıyla yukarıya doğru çıkıyorum. Her deliğe bir defa batarak buradan ilmek alıyorum. Üzerindekini örmeden alıyorum. Ve şu anda son delikteyim. Son delikten de bir tane ilmek çıkarttım. Her deliğe bir defa batıp yeni bir ilmek çıkartıyoruz. Sonra üzerindeki ilmeği örmeden atlatıyoruz. Bu şekilde son delikten de bir ilmek çıkarttık ama üzerindeki ilmeği bu defa düz olarak örüyoruz. Bu ördüğümüz ilmeğin üzerinden ilmeklerimizi sırasıyla atlatarak bırakıyoruz. Böylece kesme işlemini yapmış oluyoruz. Sırasıyla ilmeklerimizi üzerinden atlatıp bırakıyoruz. Devam ediyorum. Aynı şekilde ilmeklerimi bu son ilmeğin üzerinden atlatarak bırakıyorum. Son 3 tane düz ilmeğim kalıncaya kadar bütün ilmeklerimi bu şekilde atlattım ve toparladım. Burada bir tane ilmeğe düşürdüm. Bunu iyice sıkıştırıyorum ve kaldığım yerden 1, 2, 3 tane düz ilmek örüyorum ve tekrar 3 tane ters ilmek örüyorum. Böylece modelimi bitirmiş oluyorum. Arka şimdi sırada son sıramı yapıyorum ve ortadaki bir tane kalan ilmeğimi de
yok ediyorum ve eski sayıma gelmiş oluyorum. 3 tane düz ilmeğimi ördüm. 3 tane de ters ilmeğimi örüyorum. 3 tane ters ilmekten sonra burada bir tane fazla kalan ilmeğim var. Bunu da yanındaki ilmek ile birlikte ters örer gibi kesiyorum ve tekrar modelimin sayısını 6 taneye düşürüyorum. Bakın tekrar 3-6 şeklinde sayımı eski haline getirmiş oldum. Kenardaki 3 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Ön yüze geldiğim zaman ilk baştaki işlemleri yapmaya başlıyorum. 3 tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ilmeğim ise düz olarak örüyorum. Tekrar 3 tane ilmeğimi de ters örüyorum. Arka sıradan ilmekleri aynen örerek geliyorum. Tekrar ön sıradayım. Ve bu sırada ikinci modelimin kurulumunu da ilk sırasını göstermek istiyorum. 3 tane ters ilmeğimi ördüm. Bu 6 tane olan düz ilmeğimin tam orta kısmını artırma yapıyorum. 1, 2, 3 tane ilmeğimi düz örüyorum. 1 tane ilmek doluyorum. Ve tekrar 3 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Aralardaki 3 ilmeğimi de ters örerek böylece ikinci modelimin de başlangıcı buraya yapmış oluyorum. Buradaki artırma sayısı 6 sıra olduğu zaman tekrar aynı şekilde modelimi uygulayarak bitiriyorum. Yapmayı düşünen herkese kolay gelsin. Sevgiyle kalın, örgüyle kalın, hoşça kalın.